dünya üzerinde 110 milyar insan yaşadı ve öldü. İlkel kabileler, büyük medeniyetler, yıkılmaz denen imparatorluklar, miadını doldurarak yerlerini yeni yeni topluluklara bırakıp gittiler. Aralarında ortak olan bir unsur vardı. Üzerlerinde yaşadıkları dünyayı anlamak ve anlamlandırabilmek. Sümerliler tarafından yazının bulunmasıyla birlikte bilimin temelleri de atılmış oluyordu. Antik Yunan'da ortaya çıkan özgür düşünce ortamı, Aristo, Hipokrat, Eflatun gibi varoluşu anlamlandırabilen filozofları insanlığa armağan etti. Yedinci yüzyılda ortaya çıkan İslamiyet, dünya hayatında yeni bir dönemin başlamasına neden oldu. Hazreti Muhammed'in ve dört halifenin ölümünden sonra İspanya ve Portekiz'de kurulan Endülüs Emevi Devleti, birçok etnik unsurun bir arada yaşamasını sağladı. Endülüs Emevi Devleti, İbn Rüşd, Zerkali, İbn Firnas gibi birçok ünlü düşünürü dünya bilimine armağan etti. Emevi Devleti'nde oluşan bu değişim, İslamiyet'in Orta Asya'da Türkler arasında yayılmasıyla birlikte burada da El-Harezmi, İbn Sina, Cezeri gibi bilim adamlarını gün ışığına çıkardı. Adını çalışmalarıyla tarihe yazdıran kahraman Türk kadını Nene Hatun, 1857 yılında Erzurum'un Pasinler ilçesinde doğdu. Erzurum'da bulunan Aziziye tabyasının savunulmasında gösterdiği kahramanca çalışmalardan dolayı tarihimizin unutulmaz Türk kadını simgelerinden biri olmuştur. Nene Hatun henüz 20 yaşlarındayken küçük çocuklarını evde bırakarak Aziziye savunmasına katılmıştır. Nene Hatun 1857 tarihinde Erzurum'un Pasinler ilçesinin Çeperli köyünde doğmuş. 1993 harbi olarak tanımlanan 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı'nda Doğu cephesinde Erzurum'un savunulmasında önde gelen isimlerden birisi olmuştur. Kendisinin bugün tarafımızdan tanınmasını sağlayan olaylar silsilesi Osmanlı-Rus Savaşı'nda meydana gelmişti. Bu savaş kamuoyunda 93 harbi olarak tanımlanır. Çar 1. Petro zamanından itibaren Rusya'nın sıcak denizlere inme politikası vardı. Bu bilinen bir şey. Yine aynı şekilde Balkanlarda Rusların Osmanlı tebaası olan Hristiyan halkları Panislavizm adı altında birleştirme politikaları çerçevesinde Osmanlı Devleti ile Rusya arasında bir takım sorunlar meydana geldi. Bu sorunlar aşılamayınca bu Panislavizm politikasının sonucunda Balkanlarda, Osmanlı toprağı olan Balkanlarda bir takım isyan hareketleri ortaya çıkmaya başladı. Bunların önü alınamayınca Osmanlı Devleti ile Rusya bir savaşa başladı. Osmanlı tarihinin en ağır mağlubiyetlerinin alındığı savaştı bu 93 harbi. Savaşın iki cephesi vardı. Birisi Balkanlar üzerinde cereyan eden Balkan, bir diğer ismiyle Tuna cephesi, bir diğeri de doğuda Kafkas cephesi. Ruslar
doğudaki Kafkas cephesine nispeten batıda bir hayli hızlı ilerledi. Fakat doğuda istedikleri kadar hızlı ilerleyemediler. Doğu cephesi komutanı Ahmet Muhtar Paşa Ruslara karşı bazı başarılı savunma harekatları, muharebeleri verdi. Fakat bir süre sonra Doğu cephesinde önce Doğu Beyazıt'ın işgali, daha sonra Kars ve Ardahan'ın işgaliyle birlikte Osmanlı'nın doğudaki cepheleri yavaş yavaş çökmeye başladı. Bir süre sonra bu bölgeler işgal edildikten sonra Doğu cephesi komutanı Ahmet Muhtar Paşa karargahını Erzurum'a taşıdı. Çünkü Ruslar artık hedef olarak kendilerine Erzurum'u seçmekteydiler. Rusların Erzurum'u işgali Ermenilerin desteğiyle oldu. Ermeniler bildiğiniz gibi Osmanlı tebaasıydı ve Osmanlı'ya hiç de yabancı değildi. Konuştukları dili iyi biliyorlardı. 9 Kasım 1877 gecesi Ermeniler Erzurum'da bulunan Aziziye tabyasını ele geçirdiler. Gece uykuda buradaki askerleri katlettiler. Daha sonra Ruslar herhangi bir direnişle karşılaşmadan Aziziye tabyasını işgal ettiler. Bu haber kısa sürede şehirde yayıldı. Müezzin Abdullah Efendi Ayaspaşa Camii'nde hoparlörlerden Moskov Erzurum'a girdi şeklinde bir anons yapınca yerli halkta doğaçlama olarak kendiliğinden Aziziye tabyasına giderek bu tabyayı savunma görevini üstlendi. Diğer askerlerle birlikte yerli halk içerisinde o tabyaya gidenlerden birisi de Nene Hatun'du. Nene Hatun soyadı kanunundan sonra Kırkgöz soyadını almış. O tarihte 20'li yaşlarda yeni evlenmiş bir gelindi. Şehrin Aziziye tabyasının işgal edildiği haberini alınca çocuğunu kundakta bırakarak elindeki satırla tabyaya doğru hareket etmiş. Burada kanlı bir mücadele yaşanmış ve halk, ordu birlikte burayı işgal eden Rus askerlerini tekrar geri çekilmeye mecbur etmişti. 1877 yılında Osmanlı vatandaşı olan Ermeni çeteleri Aziziye tabyasına girmişlerdi. Tabyayı koruyan Türk askerlerini uykudayken kılıçtan geçirdiler ve ardından Rus askerleri tabyayı ele geçirmişlerdir. Bu hadisenin ardından Erzurum halkı ayaklandı ve tabyaya doğru yol almaya başlamışlardır. İşte bu gidenler arasında Nene Hatun da vardı. Abisi Hasan bir gün öncesinden cepheden yaralı dönmüştü ve Nene Hatun'un kollarında can vermiştir. Nene Hatun 3 aylık bebeğini emzirdikten sonra Yüce Allah'a emanet ederek vedalaşır ve ağabeyinin tüfeğini alarak yola koyulur. Ruslar Erzurum'a yaklaşınca tabi Rusların önünden bir takım kalabalıklar göç etmeye başlıyor. 93 Harbi'nin bir özelliği de Osmanlı demografik yapısını çok büyük bir oranda değiştirdi. Yaklaşık 1 milyon Osmanlı vatandaşı mülteci haline gelmişti. Ruslar Erzurum'a yaklaştığında Nene Hatun diğer ahali gibi bulunduğu köyü terk ediyor ve Erzurum'a geliyor. Erzurum'a geldiğinde kısa süre içerisinde Rusların Aziziye tabyasını işgal ettiğini haber alıyor. Bu haberi aldığında henüz 15 gündür Erzurum'da. Tabi eşi de kardeşi yeni savaştan gelmiş. O gecenin sabahına kadar kardeşinin yaralarını tedavi etmeye çalıştığı söyleniyor. Fakat kardeşinin Aziziye tabyasının işgal edildiği gece öldüğü yine kaynaklarda geçiyor. Tabyanın işgal haberi gelince tabi halk galeyana geliyor. Nene Hatun da kardeşinin tüfeğini ve sobanın yanında bulunan satırı alarak Aziziye tabyasına doğru harekete geçiyor. Erzurumlular ölüme gittiklerini bildikleri halde Aziziye tabyasına doğru koşuyordu. Tabyaya yerleşmiş olan Rus askerleri gelenlere yaylım ateşi açtı. Ön sıradakiler o anda şehit oldular. Arkadakiler geri çekilmek yerine daha bir kararlı ve hızlı olarak ileri atıldılar. Demir kapılar kırılıp içeri girildi. Boğaz boğaza bir savaş başladı. Mükemmel silahlarla donanmış Moskov ordusu, baltalı, tırpanlı, taşlı sopalı eğitimsiz halk karşısında ancak yarım saat tutunabildi. 2300 Moskov öldürülüp tabya geri alındı. Türkler 1000 kadar şehit vermişlerdi. Onun vatan için gece başlayan mücadelesi tüm düşman Erzurum'dan kovuluncaya kadar devam etti. Erzurum'un her karış toprağında cephane taşıyarak,
yaralılara hemşirelik yaparak, yemek pişirerek, su dağıtarak, hizmetten hizmete koşarak destanlaştı. Savaş sırasında genel olarak Nene Hatun'dan başka birçok Türk kadını yine bu Aziziye tablasının savunulmasında görev almıştır. Batı cephesinde, Balkan cephesinde herkesin malumu Plevne müdafası vuku bulmuştur. Çok büyük Rus güçlerine karşı küçük çaptaki Osmanlı kuvvetleri uzun süren bir direniş göstermiş. Her ne kadar sonucunda mağlup olsalar da tarihimize kahramanlık olarak bunlar da geçmişti. Aziziye tabyası, Erzurum'u korumak için bir takım tabyalar inşa edilmişti. Bunlar daha öncesinden inşa edilenler olduğu gibi sadece Erzurum'u korumak için yeniden inşa edilen tabyalar da vardı. Bu tabyaların içerisinde Türk askerleri vardı. Şehri savunmak maksadıyla buraya yerleştirilmişlerdi. 9 Kasım'da Ermeniler, Osmanlı uyruğu olan Ermeniler gece gizlice buraya girerek buradaki Osmanlı askerlerini şehit ettiler. Ermenilerin yaptıkları bu faaliyet Rusların önünü açtı ve hiçbir direnişle karşılaşmadan Aziziye tabyasına girdiler. Onların girişini müteakiben Moskov tabiri kullanılırdı. O dönemde Moskov'un Aziziye tabyasına girdiği hoparlörlerden ilan edilince yerli halk ve asker birlikte Rus askerlerine karşı savaşmışlardır. Ellerine ne geçirdilerse, balta olur, sapan olur, satır olur. Ellerine ne geçirdilerse Rus askerleriyle savaşmaya başlamışlar. 2000 civarında Rus askeri orada öldürülmüş. 1000 kadar da Osmanlı tarafı şehit vermiş. Ve bunun sonrasında Ruslar Aziziye tabyasını boşaltmak zorunda kalmışlar. Aziziye tabyasının savunulmasından ve Rusların burayı terk etmesinden sonra Nene Hatun tekrar köyüne geri dönmedi. Erzurum'a yerleşti. Erzurum'da yaşamaya devam etti hayatının sonuna kadar. 1955 yılının Mayıs ayında 98 yaşında vefat etti. Vefat ettiği sene Türk Kadınlar Birliği tarafından yılın annesi seçildi. Yine 3. Ordu'nun annesi olarak da kendisi tanımlanırdı. Gazi Ahmet Muhtar Paşa'nın zaferinde Nene Hatun'un ve onun vatan aşkını paylaşan sivil insanların da payı vardı. Vefatından birkaç ay önce Nene Hatun, Türk Kadınlar Birliği tarafından yılın annesi seçilmiştir. Nene Hatun, 22 Mayıs 1955 tarihinde zatüre hastalığından dolayı Erzurum'da 98 yaşındayken vefat etti ve kurtuluş mücadelesi verdiği Aziziye tabyasında defnedildi.